Merhabalar. Bu videoda sizlerle Learning Apps uygulaması yardımıyla eşleştirme kartları oyunu yapacağız. Learning Apps bir Web 2.0 aracı. Birden fazla uygulama var içerisinde. Tabii ki bunun içinde herhangi bir web tarayıcımız açıkken adres çubuğuna learningapps.org yazmamız yeterli. Dikkat! Daha önceki uygulamalarda genellikle uzantı com'du. Buradaki uzantı org. Learning Apps yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyorum ve Learning Apps'i başlatıyorum. Diğer Web 2.0 araçlarında olduğu gibi Learning Apps'te mail adresiyle kaydetmeyi gerektiriyor. Eğer daha önceden kaydolmamışsak mail adresimiz yardımıyla bir mail adresi girerek Learning Apps'e kayıt olmamız gerekiyor. Kayıtlıysak ne yapıyoruz? Şuradaki giriş düğmesini tıklatarak Learning Apps ekranını başlatıyoruz. Uygulamasını başlatıyoruz. Tıklattım. Benim bilgilerim geldi. İstersen burada sürekli girmeme adına beni hatırla düğmesini tıklatabilirim. Tik işaretini koyabilirim. Giriş düğmesine basacağım. Eğer ilk kez hesap oluşturacaksam yeni hesap oluştur linkine tıklatmam gerekiyor. Giriş düğmesine tıklattım. Benim adreslerim geldi. Diğer Learning Apps uygulamalarında olduğu gibi istersek bir terim girerek, bir kelime girerek arama kutusuna bu terimi yazıp onunla ilgili hazırlanmış uygulamaları görebiliriz. Uygulama hakkında fikir sahibi olabiliriz. Veyahut da bu zamana kadar yapılmış olan uygulamaları ders bazında görmek istersek, bakın şurada uygulamaları incele diye bir düğme var. Burayı tıklatırız. Bu zamana kadar hazırlanmış içerikleri, örnekleri görebiliriz. Hangi örneğe bakmak istiyorsak, diyelim ki matematikte ilişkin Learning Apps uygulamalarını görmek için buradaki örnekleri inceleyebiliriz. Biz yeni bir uygulama oluşturacağız arkadaşlar. Gene uygulama oluştur düğmesini tıklatıyorum. Learning Apps bize bir uygulamanın için aşamalarını sembollerle, küçük anlamlı kelimelerle belirtmiş. Ne yapacakmışız? Önce bir fikir bulmamız gerekecek. Sonra bu fikre uygun şablonları belirleyeceğiz ya da uygulamaları belirleyeceğiz. Buna bağlı olarak içeriklere gireceğiz. Daha sonra uygulamamızı kaydedeceğiz. Kaydetmiş olduğumuz uygulamayı internet ortamında paylaştıracağız. Temel Web 2.0 mantığı da zaten bu. Aşağıda arkadaşlar Learning Apps ile yapılabilecek uygulamaları görüyorsunuz. Eşleştirme oyunu yapabiliriz. Gruplara doğru eşleştirme yapılabilir. Bir sayı doğrusu üzerinde yapılabilecek bir uygulama yapılabilir. Burada yapılabilecek uygulamalar sıralanmış. Bizim yapacağımız işlem eşleştirme kartı yapmak ya da eşini bul uygulaması yapmak arkadaşlar. Bunda sıklıkla örnekleri görürüz. Burada yapılan uygulama bir kartla başka bir kartın aynı özelliğe sahip kartın eşleştirilmesidir. Yani burada biz İngilizce'de gene bir uygulama yapacağız. Ve hava durumunun resimlerle ve İngilizce karşılıklarını eşleştiren bir eşleştirme kartı uygulaması oyunu yapacağız. O halde eşini bul düğmesini tıklatıyorum. Diğer Learning Apps uygulamalarında olduğu gibi bize örnekler vermiş. Bu örneklere bakabilirsiniz isterseniz. İşte şurada hemen gösteren bir yönerge var. İngilizce hazırlanmış. Hatta Türkçe olanını göstereyim size. Bakın din kültürü ve ahlak bilgisinde hazırlanmış bir örnek var burada. Buradan görebilirsiniz. Daha sonra üçüncü örneğe de bakmış olalım. İşte sevinçleri ve üzüntüleri paylaştıran bir örnek uygulama var. Hangi derse ait şu an hatırlayamadım. Okey düğmesine bastık mesela. Önce bir fikir sahibi olalım diye gösteriyorum bunu. Bakın şey açıldığı zaman kartın üzerine tıklattığınız zaman kart bir dönüyor ve ona ilişkin bir ifade. Bu bazen resim de olabilir. Bunu görüyorsunuz. Hemen burada bir başka ifade var. Bunlar eşleşmiş mi? Değil. Eşleşmediğini nasıl anlıyoruz? Bakın bir başka düğmeye bir karta tıklattığımız zaman bunu o açtığımız iki kartı kapatmış oluyor. Genel mantık bu.
Bakın burada hemen bulabileyim diye hızlı hareket etmek istiyorum. Evet, bakın bir tanesini buldum bile. Şurada tıklattınız, bakın. Bu iki kartı eşleştirdi. Doğru eşleştirme bu. Evlilik kandili vesaire. Mesela bu doğru değil. Şuradan kapattığımız zaman göreceksiniz. Sanıyorum mantığı anladınız. Zaten uygulamayı yaparken daha iyi de anlayacağız. Derslerimizde bu tarz eşleştirme kartı oyunu yaparak öğrencilerimizin hem eğlenerek hem de öğrenerek kazanımı sağlamasını yapabiliriz. Yapalım hemen uygulamamızı. Yeni bir uygulama oluşturun düğmesini tıklatıyorum. Ve karşıma diğerlerinin hepsi uygulamalarında olduğu gibi standart bölümler geliyor öncelikle. Uygulamanın başlığı diyor. Buraya önce Türkçesini yazalım. Sonra İngilizcesini yazalım. What's the weather like today? Hava durumuna ilişkin bir eşleştirme kartı yapacağımızı söylemiştim. Şurada öğrencilerimizin anlayabileceği şekilde bir açıklama metni girmemiz gerekiyor. Giriyorum. Hava durumunu gösteren resim ile İngilizcesi bulunan kartı eşleştiriniz diyelim. Sonradan tabii ki daha detaylı bir açıklama yazılabilir. Şimdi hemen şöyle yapalım. İfademizi yazdık. Burada belirtilen kart boyu soruluyor bize. Gireceğimiz bilginin yoğunluğuna göre, bakın burayı tıklattığınızda küçük boy, büyük boy ve orta boy kart büyüklükleri var. Varsayılan olarak orta boy geliyor. Ben orta boy kartı yeterli görüyorum. Ondan sonra diğer uygulamalarda da sıklıkla karşılaştığımız gibi eşlenen kartların içeriklerine girebiliyoruz. Biz eşleşen kartlara 3 tür içerik girebiliyoruz. Birincisi bir metin girebiliriz. İkincisi bir resim girebiliriz. Veyahut da metni sese çevirebilecek metin girip onu belirtilen dilde çevirebileceğimiz seçenekler geliyor. Hatırlarsanız bunu bir videoda kullanmıştık. At yarışı uygulamasında kullanmıştık. Şimdi burada yazıyla birlikte resim kullanacağız arkadaşlar. Birinci kartımızda resim olsun. İkinci kartında da onun İngilizcesi olsun. Geliyorum buraya. Resmi tıklatıyorum. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi 3 tür resim kaynağımız var bizim. Birisi Wikipedia veya Flickr'ın arşivinden faydalanabiliriz. İnternette direkt görselin bulunduğu internet adresini, URL adresini girebiliriz. Veyahut benim şu anda yapacağım gibi kaydedilmiş resimlerden faydalanabilirim, görsellerden faydalanabilirim. Bu nedenle de resmi buraya çek veya buraya tıkla yazısının üzerine geliyorum ve bir kez tıklatıyorum. Bakın, resimler klasörüm içerisinde, resimlerin içerisinde hava durumu klasörü var. Burada ifadelerin görsellerini görüyorsunuz, hava durumlarının. Bunları daha önceden ben hazırlamıştım. Geliyorum bunları yerleştireceğim. Birincisi bulutlu olan Cloudy. Resmi seçtim. Hemen altta metni yazıyorum. Cloudy. Bir tane daha yapalım. Yine resmi seçiyorum. Geldim buradan. Resmi seçiyorum. Bilgisayarımdaki resimden. İkinci resmi seçiyorum bir kez. Alta yazıyorum. Gold. Evet. 8 tane eşleşen kart uygulaması yaptım arkadaşlar. Burada farklı hava durumu örneklerini resme karşılık İngilizcelerini yazan bir uygulama yaptım. Başka parça ilave etmek istersek buraya düğmeye tıklatıp devam edebiliyoruz.
Hemen altta eşleşmiş kartlar ekrandan otomatik olarak silinsin mi diye soruyor. Az önce gösterdiğim örneklerde gelen silinmemeyi tercih eden örnekler. Bu öğrencinin son kez oyunu tamamladıktan sonra resimle İngilizcesini karşılaştırma açısından önemli olabilir. Bundan dolayı kartlar ekranda kalsın seçeneğini ben pedagojik olarak daha doğru buluyorum. Ama isterseniz tabii ki Learning App size her iki seçeneği de sunuyor. İsterseniz eşleştikten sonra o iki kartın ekrandan gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ben kartlar ekranda kalsın seçeneği işaretlemiş oldum. Tamamen işlemi tamamladığımızda yazılan bir geri bildirim var. İsterseniz bunu tutabilirsiniz veyahut da buraya başka bir geri bildirim yazabilirsiniz. Bütün kartları doğru olarak eşleştirdim. Bunu yazdık. Yardımcı not yazmak isterseniz buna ilişkin oynayanlar veya yapmaya dönük bir şeyler bu programı tercih edecek meslektaşlar için oraya bir şeyler yazmak gereği duyabilirsiniz. Veyahut da benim gibi boş bırakabilirsiniz. İşlemi tamamladık. Tamamla ve ön izlemeyi göster düğmesi var en sonda. Burayı tıklatıyorum. Ve işlemim tamamlandı gördüğünüz gibi. Yazdığım yönerge buraya çıktı. Hava durumunu gösteren resim ile İngilizcesini bulan kartları olacak. Yanlış yazmışız. Eşleştiriniz demiş. Okey düğmesine basacağım. Hemen geçmeden düzeltme yapacağım. Bakın orada ifadeyi yanlış yazmışım. Hemen geliyorum buradan. Yeniden düzenle düğmesine geldim. Ve şuraya kartları eşleştiriniz diye belirttim. Daha sonra tekrar tamamla ve ön izlemeyi göster dedim. Gördüğünüz gibi bakın düzeltmeyi yaptım. Okey düğmesine bastım. Uygulama oldukça basit. Ne yapacağız? Hava durumunu gösteren resim ile onun İngilizcesinin kartı çıktığı zaman o kartlar eşleşmiş olacak. Eşini bulmuş olacak. Bakalım. Windy rüzgarlı. Güneşli. İki şey çıktı. Yazı çıktı. Fotoğraf çıkmadı. Bakın güneşli. O zaman şu olabilir. Bu neydi? Rüzgarlı. Sisli. Yağmurlu. Sisli şuradaydı galiba. Evet. Bakın. Hat olması lazım. Çıkmadı. Yağmurlu şuydu galiba. Değilmiş. Şurada. Rainy. Rüzgarlıyı bulduk. Soğuk. Bu nedir? Sıcak. Şuradan bakalım hemen. Soğuk şuydu galiba. Evet. Bulutlu. Evet. Şu sıcak. Bakın bir tane kaldı. Gördüğünüz gibi karşılıkları yazıyoruz. Burada zaten ifade çıkıyor. Doğru geri bildirim. Okey düğmesine basarak uygulamamızı kaydedeceğiz. Uygulamayı kaydet düğmesine basıyorum. Artık benim uygulamam kendi ismim içerisinde uygulamalarım içerisine kaydedilmiş oldu. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.